bir oyuncu. O bizim oyuncumuz. O e, dünyanın en büyük kulübünde oynamış, şampiyonluklar yaşamış, kupalar almış bir oyuncu. Şimdi o oyuncuyla onun kalitesini background'ı bir tutamaz. Evet o da çok kaliteli Zaten takımlarda oynadı. Kıyaslamayalım yani. Devamlı o kıyas oluyor. Ona da kızıyorlar bazen mesela. Niye böyle yapıyoruz? Fizik yapısı iyi, hazır olmadığı için Perotti sakatlandı. Çünkü adam daha hazır değil. Ama sen şimdi devamlı adamı översen, geliyor, uçuracak, kaçıracak, muhteşem oynuyor dersen Adam bir şekilde sonra patladı. Yani onun için biz oyuncuları Fenerbahçe'ye geleceğiz. Takımımızı veya takımlarımızı överken e, abartmayalım. Evet. Kötü giderken de abartmayalım. Fenerbahçe beş yaşa yenildi ne oldu şampiyonluk mu gitti? Daha ligin başı. Fenerbahçe iki baş kaybetmiş şu an. O noktaya geleceğiz. Ya işte şu an 20 puanla yani anladın mı? Biz e, bir şeyi överken veya e, eleştirirken ortalarda değiliz. Çok dibe çıkıyoruz ya da çok tavana çıkıyoruz. O, o bizim eleştirimiz. O da takımların performanslarını etkiliyor. Ama şu an Galatasaray'a gelecek olursak bakıldığında mükemmel bir oyun var. Ha Bu oyunun neyi önemli? Devamlılığı önemli. Geçen hafta da aynısı vardı. Skor yoktu. Onu şimdi konuşalım. <laughs> evet. Forma rekabeti kızıştı demiş yine fotomaç gazetesi. 9. sayfasında Kayseri Spor ve Rize Spor maçlarında biz... Ee, Fatih Hoca'nın tercihlerini tamamen farklı gördük ki önemli eksikleri vardı. Belhanda, Babel, Arda, e, Okan Koçuk yoktu, Kaleci. Şimdi forma rekabeti kız, kızıştı. Yine Saratçı'yı de bu isimlere dahil edebilir sakatlı dolayısıyla yoktu. Fatih Terim Kayseri Spor, Rize maçlarında eksikleri sebebiyle yedek oyunculara şans vermişti. Emre Taşdemir, Emrak Baba, Oğulcan ve Jagne. Süreçte yıldızını parlatan isimler oldu. Sarı kırmızılı takımda Babel, Belhanda, Omar takıma katılırken gözler Fatih Terim'e çevrildi. Ancak tecrübeli hocanın kazanan kadroyu bozmayı düşünmediği, bu nedenle Hatay maçında da Rize kadrosuyla çıkmayı planladığı öğrenildi. E, dün Sporjans programında Volkan Demir ve Savaş Çorlu ile konuşurken de şu noktaya geldik. Bu konuda sen ne düşünürsün Evren abi? E, kazanan kadroyu bozmayacak. Böyle bir Durum gerçekten söz konusu mu yoksa hayır maçına göre bu değişkenlik gösterebilir mi? Yani kazanan kadroyu bozmayacak ifadesi çok doğru mu sence? Yani şu var bu şu anki günümüz futbolunda çok doğru değil. Bizim zamanımızda kazanan kadro bozulmaz. Evet. Çünkü çok alternatif yoktu ve oynadığın zaman mesela o hafta mesela bir hafta önce Mert Akayandaş müthiş bir oyun oynadı Fenerbahçe'de baktı da geldi yedek oynadı mesela. Bizim zamanımızda böyle bir şey olsaydı ya hoca ne yapıyorsun kardeşim? Adam bir gol atmış, attırmış, çok iyi oynamış. Niye kesiyorsun dersin? Ama şimdi işte haftada üç maç periyotu, çok maçın olması, çok elinde kaliteli oyuncuların olması, bunlar bazen her şeyin çok olması e, tek direktörün de işini zorlaştırır. Yani burada hı hı. E, yani kazanan kadro bozulmaz diye bir durum yok. Bozulabilir. Ama bana sorsam ben bozmamak için uğraşırım. Yani o, o, çünkü oyuncunun şeyi önemli. Yani orada o, o takımda oynamış. diye 3 tane gol atmış soracağım şimdi. Bu geldi, Rize ve Kayseri maçından kimi evet. bozmazsın? Manko Cagney bence oynar. Üç tane gol atmış. 10. gol atmış. Hattrick yapmış. Yani sonuçta o kadar eleştirdiğimiz Cagney, golcü avantajını kullanarak bu şansını iyi değerlendirdi. Yani bunun devamlılığı önemli. Galatasaray'da bir iki maç önemli değildir. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi Cagney ilk kez şans bulmuyor Galatasaray'da. Evet. Ee, biz Rize maçında neyi farklı gördük de Cagney hat-trick yaptı? Ya bir şey farklı görmedik aslında. Ben yani oyun anlamında... Formunda mıydı? Formunda Oradan yani daha bence tam fizik olarak hazır değil. Ama golcülük biraz yer ver gitti. Biraz da Rize ona yarıyor. Rize'de şampiyonluğu getirdi Galatasaray'a evet. bu oyuncu. Yani o kadar eleştirdiğimiz oyuncu getirdi. Ben maçtan önce dedim ki ya Jagne Rize'de bunu yaptın. Bu şans geliyor. Çık bir iki tane çak da şöyle üç dört tane at. Bir kendine gel diye söyledim. O abarttı tabii yani. Üç tane birden attı. Ee, ama bir o, bir golcü için bu çok önemli. Ee, bence banko Cagney. Önceden ne oluyordu? Falko sakat oldu. Cang de geliyordu. Bir şey göstermedi. Falco'ya geliyordu. Hoca yine 11'de oynatıyordu. Şimdi işler değişti. Şimdi Cagney de 3 gol attı. Ee, bunu devam ettirmesi lazım. Bunun üstüne koyması lazım. Ee, ve taraftarın da ne kadar da teknik olarak zaman zaman biz eleştirsek e, Galatasaray taraftarının Cagney'e her oyuncusuna sahip çıkması lazım. Bu kenetlenme zamanıdır. Yani oyuncuyu kazanmak, e, oyuncuyu kaybetmek çok kolay. Kazanmak çok zor. Şimdi her bu tatımız, insanlar çok evet. çabuk etkileniyor. Yani şimdi e, iyi oynadığı bir haftada övgüyü de vereceğiz ama fazla da uçurmayacağız dediğim konuda yani. Olmuyor çünkü biz sen sen de diyorsun ha. ya bir ortamız e, bazen Yok. olmayabiliyor hem taraftarlarda hem de e, iğneyi kendimize de batıralım e, hem spor medyasında yani bir maçla e, herkesi evet, bir o, anda onu demek istiyorum yani Cagney 3 tane attı şimdi bir anda 2 yani hafta sonra kötü olmasın, oynayabilir evet. hani o zaman Galatasaray taraftarı tepki de gösterebilir ama şu an e, Cagney benim bir şeyim pozitif enerjim oluştu. Adam gibi adam. Şimdi daha çok seviyorum onu. Mesela daha çok takıma katkısı olsun istiyorum. Ya bu insanları dediğim gibi oyuncular maliyetli yüksek oyuncular. Kaybedersin, git dersin, satarsın. Para vermişsin bu adama, para. Onun için en iyisini yararlamak için uğraşacaksın. Belki mecburiyetten oynadı. Yani Falcoa sakattı da oynadı. Falcoa da düzelecek, o da toparlayacak. Şimdi Falcoa gelip sen zannediyorsun hemen 11'de oynayacak. Bitti o günler. Rekabet var artık. Falcoa da bunu görüyor. Ona göre o da artık risk alacak. O da daha çok oynama isteği olacak. Zaten Galatasaray'da oynamak o istemeyen oyuncu gitsin. Yani Fatih Hoca'nın lafı odur. Oynamak istemiyorsa gitsin der. Yani bu hiç kimse Yine zorla oynatamaz. gazetesinde de e, Falka yedek haberi var. Seninle doğru orantılı. Onlar da Falka'nın, Jagne'nin performansından sonra yedek olabileceğini söylemişler. Ama e, bir haber daha var ki o da e, Fanatik gazetesinde yarı fiyatına Manzukit. Şimdi Falka'dan bahsettik. Fanatik gazetesi diyor ki Galatasaray devre arasında Falcao ve Amerika Birleşik Devletleri kulübü Inter Miami'ye yollamak için görüşmelerini sürdürüyor. Yıllık maliyeti 7 milyon euroyu bulan Kolombiyalı golcünün yerine onun yarı fiyatına şu an borçlu olan Manzuk için transfer edilmesi gündemde. İki girişimde de sürecin olumlu adımlarla devam ettiği belirtiliyor demiş Metin Karabaş imzalı haberci. Yani bu tabii ki ben hani bana sorarsan tamam belki sakatlıkları var falan hani ama ben Falcao'nun gideceğini çok düşünmüyorum açıkçası. Yani kulübün hani onu satmak istemesini satmak isteyeceğini düşünmüyorum. Tamam maliyeti yüksek. Ama evet. sorun geçen de söyledim. Sorunu Falcao'nun sakatlık değil. Sakatlık değil. Oynarsam sakatlanırım korkusu var artık bence. Geçen ay ne söylüyor? Yine söylüyor. Mental anlamda bir sıkıntısı var. Yani birebir diyalog da bu gelişebilir. Bir korku var. E Kolombiya milli takımında oyuna sonradan girdi, oraya girdi. Ben orada at, yapar atışını, oyuna girişini işte bir hafta önce de gol atmıştı o zaman. yani bu söylediğim bir ay içerisinde olan işler. Yani orada farklı oynuyor. Onun için bir Kol Kolombiya milli takım hocasıyla ben bir görüşeceğim. Ciddi söylüyorum. <laughs> Ali Baransel'den numarasını aldım. Bunun için aldım. girişimlerin olacak. A bizim Ali'den mi? numarasını aldım. Bir İspanyol tercümanla görüşeceğim. Niye? Soracağım yani bir sorun ne? Buradaki, oradaki şey bakış açısıyla burada niye böyle? Ya buna ben kafayı taktım şimdi. Ben bu işi çözeceğim. Gerçekten evren olarak. Şimdi Falco bir dünya yıldızı. Yani bu adam gelip burada tabii ki kulüpte yetkililer var. Hoca var. Herkes görüşüyordur. Onu yapıyordur. Bunu yapıyordur ama farklı bir göz, farklı bir konuşma, değerlendirme çok önemlidir. Yani Falco abi şimdi dersi ki ya adam hazır oyuncu. Zaten dünya yıldızı Galatasaray'a gelmiş. Bir de onun psikolojisiyle mi ilgileneceğiz? Yok öyle bir durum yok. Dünyada her oyuncunun, oyuncular bebek gibidir, çocuk gibidir. İki dakika, bize de şurada ee, Evren abi çok iyi yorum yapıyorsun desem ben hemen havaya girerim. Mesela. Şimdiki oyuncular da öyle. İyi şeyler bekliyorlar. Falco çok dürüst bir adam. Çok karakterli. işini seven birisi. Onu biliyorum. Bir şeyler yapmak istiyor ama ya beyni izin vermiyor ya vücudu izin vermiyor. Bence beyin. Vücudunda bir sıkıntısı yok. Çünkü buraya geldiğimde ben 8 saat check-up'a girdik. Yani ben Manisunayet'e gittim. Monaco'ya gittim. <laughs> Atlıkamad'da bu kadar check-up'tan geçmedim demiş. Yani sağlıksız olsa zaten burada olmaz. Onun için tabii. ona psikolojik olarak bir şeyler yapabilmek, öğretebilmek. Bu takımlarımız bu konuda sadece Galatasaray değil, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da, diğer Anadolu kulüpleri de ona göre sözleşmeler yapıyorlar. Bu işler daha sıkı tutuluyor. Sıkı. Ama birebir diyalogda biz futbol takımları olarak eksiyiz. Bunun ekipleri var. Ya geçen de bunların ekipleri var. Bunları geliştirmek lazım. Oyuncuyu kaybetmek kolay. Falco hazır diye adam Fizik olarak hazır olabilir. Kafalara hazır oldu değilse ne yapacaksın? Ben halen iddia ediyorum. Bence fizik olarak bir şey yok. Oynarsam sakatlanırım psikolojisiyle. Çünkü ne zaman oynasa adam sakatlandı. İki hafta sonra adam bana bir şey oluyor diyor. Oraya gidiyor, orada atıyor. Geliyor tam oynayacak yine gidiyor. Yani bu gerçekten bir oyuncuyu etkiler. Burada onunla konuşmak lazım. Çünkü iyi çalışıyor. Düzenli bir aile hayat yaşantısı var. Hı hı. O var. Yani kronik bir sakatlığının ispatı var mı? Kronik sakatı. Herkes bir yıldan beri adamı ya söylemedikleri kalmadı. Kronik sakat şöyle böyle. Onu da tam bir açıklama yok. Zaten öyle bir durum yok bence. E o zaman sorun ne? Sorun e, onunla e, biraz diyaloğa geçmek. Fatih Hoca konuşmuştur defalarca belki. E, o takım içerisinde konuşmuşlardır ama bence daha çok ilgiye ihtiyacı var. Yani e, mental anlamda psikolojik anlamda biraz desteğe ihtiyacı var. Öyle görüyorum. Çünkü bunu Dünyanın en iyi oyuncusu Mar şey e, Ronaldo da alıyor bu bu şeyi birebir şeyi diğer oyuncu Messi de alıyor hepsi alıyor Psikolojik bu psikologları yani, var. Gerçekten önemli. Ha, diyecekler ki bu kadar çok para kazanan adamlar <laughs> bir de psikologla mı uğraşacak? Öyle değil işte. Yani bu olay öyle basit bir olay değil. Yani parayı almak olay değil. Olay sahaya aldığın paranın en iyisini verebilmek. Şimdi Falcao bundan rahatsız oluyordur. Kimse olmuyor demez. Bence de Olan bir oyuncu olmayan oyuncu biz anlarız tanırız sen merak etme biz e, hepsini biliyoruz ne yaptığını Yani yatan oyuncuları da gördük parasını alıp çok takımlarda onun için e, biraz zamana ihtiyaç var Ben futbolcunun ruhunu anlarım diyorsun e Şimdi ben gördüm mü sahada <laughs> yürüyüşünden evet, anlarım sakatlanacağını da anlarım ben diyeceksin ki nasıl anlayacaksın